Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün yine sizler için bir performans kıyaslaması testi serisinden sesleniyorum. İki tane crossover araç var arkamda. Şöyle araçları göstermek istiyorum. Araçlarımız benim Cupra Formentor'la Audi Q2 arkadaşlar. Q2'yi biz çekmeyi unutmuşuz. sağ olsun Aydın abi hatırlattı. Ya dedi bizim Q2 vardı, bir çekim yapacaktık. 35 TFSI, aynı motor, 1.550'lik arkadaşlar. Segment olarak aslında Cupra Formentor'un bengi Q3. Zaten Q3'ün S-Line'ı da Formentor donanımlarına yakın oluyor. Fakat Q2'de fiyat politikası gereği Cupra Formentor'a yakın bir araç. O sebepten dolayı böyle bir kıyaslama yapmak istedik. Yoksa bagaj hacmi ya da iç hacmi olarak Polo platformunda biraz daha yükseltilmiş bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi göstergelerimiz klasik tip. İçinde anahtarsız çalıştırma var. MMI ekranımız var. Burada bir adet sunroofumuz var. Şöyle lastiklerimize bakalım. Üstünde Michelin lastikler var. Primacy 3 olarak geçiyor. 215-55 R17 lastikler var. Lastikler büyük avantaj. Özellikle kalkışta beni çok rahat geçebilme potansiyeli var. Patinaja düşmezse kaliteli bir asfaltta. Çünkü bende 245-40 ZR19 lastikler var. Michelin Pilot Sport 5'in. Bu da kalkışta bir hayli güç çekip aracı yoruyor. Ama üst hızlarda sürtünmenin önemi azaldıkça tabii arabada rahatlıyor. Şimdi benim araba 1520 kilo ruhsat ağırlığı arkadaşlar. 1445 kiloda Q2'nin ruhsat ağırlığı var. Yani bir 75 kilo kadar ağırlık farkı var. Şimdi harici olarak artı bir yolcumuz daha var. Gidiş ve dönüş olmak üzere iki araç arasında değiştireceğim yine. Böylelikle bir yetişkinin ağırlık transferindeki farkını da böylelikle göstermiş olacağız. Şöyle Formentor'u da size göstereyim. Aracım şu an 3 çeyrek ve içinde bir bebek koltuğu da var. Full depoya yakın diyebilirim. Şöyle araç sahibine doğru geçelim. Aydın abi günaydın. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk, merhabalar. Aydın abi biliyorsunuz arkadaşlar, efsane FD6 CV'miz. 1.6 görünümlü ama 1.8'di, sonra 2.0 olan, şu anda 3.20 dizel. 2.2 olacak olan. 2.2'ye de dönüyor artık. Evet, Accord'a doğru upgrade başladı. Bakalım. Ya güzel setuplar var. O araçla alakalı da arkadaşlar ilerleyen günlerde bir son haline gelsin. Böyle layıkı bir araçla bir içerik çıkartmaya niyetim var. Artık 1.5 turbonun yazılımlısı olur, CVT'si olur, otomatiği, manueli olur. Güzel bir kombinasyonla kıyaslayacağız. Sadece biraz daha beklemek lazım. Aydın abi şimdi Q2'yi ben detaylarını her şeyini anlattım. Yakıt durumu nasıl? %65 civarında. Tamam. Yani benim de 3 çeyrekti zaten. Aynen. Yani yakın birbirine ağırlık durumu olarak. Yani özellikle etki edecek bir durum söz konusu değil. Şimdi tüketimlerimizi de sıfırlarız arkadaşlar. Hem de iki motor arasında nasıl bir tüketim farkı oluyor onları da göstermek. Evet arkadaşlar, şimdi içeriğimize başlayalım. Yolumuz sakin, hava da güzel. Bakalım iki araç nasıl bir performans farkı oluşturuyor. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi her zamanki güzergahımıza doğru gidiyoruz. Yakıt tüketimini çıkış yaparken iki araçta da sıfırlamıştık. Şu anda benim 9.1. Sport modu aldım arabayı. Manuel vitesi hızlandıracağız. Şimdi Q2'de drive profili yok. Olmadığı için direkt sport moduna, dinamik modu alamıyor. Manuel modda direkt gaza basarak tepkilerini ayarlamış olacak. Ben yine F1 kulakçıklardan da vitesi düşüreceğim. Ben de merak ediyorum bakalım nasıl bir şey olacak. Hep birlikte görelim. Şimdi Q2 şu anda 2 kişi. Ben tek başımayım arkadaşlar. Ağırlıklarımız ikimizin de 1.5 ton bandında diyebilirim. Bir yetişkinin oraya geçmesiyle. Ama lastik ebatı ve aerodinami üst hızlarda nasıl bir fark oluşturacak? Bunu da gözlemlemiş olacağız. Tamam. Formentor daha iyi doluyor. Fark olur mu ya? Aynı motor bunlar. Bu kadar fark olmadı aslında ama. Oluyor işte. Bilmiyorum. Şu anda
Ayağımı yapıştırdım. Allah Allah. Vallahi direkt yapıştırdım. Yani Cupra'nın ayrı dönemesi. Ayağım yapacak yani. Ay Allah'ım ya Rabbim. Şimdi arkadaşlar ikimiz de sadece sportta denedik bir farkı görmek için. Sende. Şöyle yavaşladım abi. Çalıyorum. Tamam. Aynı anda bastık. Q2'nin tekerini. Evet. Abi benim araba daha ağır ama tamam, sürtünme katsayısı, ayrı dinamisi muhtemelen daha iyidir. Bu kadar fark olmamalı ya. Bence de. Ya bu araba hiç bu hızları görmedi. Arkadaşa sormam lazım. Ben yalan yok hani bana 2-3 boy atar hafifliği sayesinde diye düşünüyordum. Bu biraz şey oldu bana da. Ben de açıkçası şöyle düşündüm. Belli biraz'a kadar beraber gideriz. Sonra sen alırsın gibi düşündüm ama aerodinamiden dolayı. Evet. Ama o kadar da beklemiyor. Evet. Şey yapalım, dönüşte bir şoförleri değiştirelim. Sen bir Formentor'a gelebilir misin? Çalıyorum. Çal. Ben geçtim arkadaşlar. Doğru, ben de değilmiş. Biz iki kişiyiz ama yine Formentor gidiyor. Bu nasıl bir şey arkadaş? Formentor kopuyor. 6200 çeviriyor. Devri biraz daha yukarıda tutuyor hatta. Formentor. Tamam. Devri yükselt abi. Tam devirde yakaladım kendimi. Böyle bir bekleme sürem olmadı. Gazdan çektim. Arkadaşlar şimdi Q2'deki yolcuyu da ben aldım. Ben oldum. İki kişi. Q2 şu anda tek başına. Tekrar manuel al abi. Aldı. Sen çal yine. Q2 yine. Çok ilginç ya. Şu anda şaşkınlık içerisindeyim yani. Q2'deki motorla bu motor aynı. Bende de sadece ACT var çünkü Mizimit versiyon değil. Şimdi farkı daha az
kalkıştaki vites şeylerini ben biraz yabancıyım ya. Oradan diyeceğim ama şimdi sabitlendi sanki ara. Evet. Sabitlense de yine 4-5 boy var. Bu arada bayağı dik bir yeri tırmanıyoruz arkadaşlar. Hani bu yavaş hızlanmanın sebebi o. Onu da söyleyeyim size. Öyle basit bir yokuş değil burası. Şu an 183'üm. Sen? 178 oldum. Tamam. Ben 185 oldum. Çektim ayağımı. Sen de çekebilirsin abi. Evet arkadaşlar. Arkamız bariyer. Zaten bütün takipçilerim biliyor. Burası yolun başlangıcı olan nokta. Sağdan sadece bir şerit katılım var. Şöyle bir de sıfırdan kalkışlarını deneyeyim. Sadece auto oldu, devre dışı bıraktım. Launch kontrol yapmayacağım ben çünkü Q2'de yok kavrama yapısı gereği. En azından farkı biraz daha böyle rasyonel şekilde görmüş oluruz. Ben iki kişiyim. Q2 tek kişi. Kornayı da istersen sen çal abi. Ben seni duymuş olurum. Tamam. Daha rahat olur. Sendeyiz. Aynı anda doldu. Şimdi geliyor. Ya çünkü böyle olması lazım. Aynen aynen. Şimdi oldu ya. Sonunda. Oldu da video sonunda bitti. 6 tane deneme yaptık. Muhtemelen arabayı sağlaştırmışız. Evet. Sağdan çıkalım, gel gel. Aynen aynen sonunda. Aydın abi tüketimin nedir? 12.8. 12.8. Benim de 14.7 şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Formentor hemen hemen 1,5 litre kadar fazla yakıyor. Hatta 2 litreye yakın diyebilirim. Tabii 19 jantı çevirmesiyle 17 jantı çevirmesi aynı yakıtı çekmiyor. Her ne kadar motor birebir aynı olsa da yürüyen aksamda farklılıklar var. Bu da tüketimi direkt olarak etkileyebiliyor. Yani değişik bir deneme oldu. Aydın abi fikrini alayım senin. Sanki sonlara doğru daha rahat açıldı araba. Aynen. Biraz daha şimdi araba hep eğitimde kullanıldığı için muhtemelen biraz sağırlaşmış olma ihtimalini zaten değerlendirmiştik. Sonradan işte biraz olması gereken aslında son drag'da olandı. Evet. Sıfır. Yani öncesinde alacağını tahmin edin. Sonrasında kupranın aerodinamikten dolayı etkileri tahmin ediyordum. Ama 5 boy 6 boy da fark beklemiyordum tabii ki. Ben de beklemiyordum. Çok gerçekçi gelmiyordu. Sonlara doğru bir araç açıldı, rahatladı sanki. Bir de sıfırdan kalkışta evet. Tabii iki aracın da yürüyeni birbirine çok yakın. Ondan dolayı da böyle şey oldu. Ağırlık transferini de alınca 1-2 boy daha iyileşmiştin zaten. İyice yaklaşmış oldun. Bence güzel de bir deneme oldu. Hani izleyen insanlara bu şekilde de aktarmış olduk. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, kullanım stili, aracı uzun süre sakin sürüşlerde motor istekliliği de ister istemez azalıyor. Bunu da gözlemlemiş gibi olduk ama tabii tek etken o değil. Yani ağırlık faktörü var, rüzgar var, aerodinami var, bir sürü etken var. Günün sonunda Formentor biraz daha ivmelenme noktasında başarılı kalıyor. Böyle de bir gerçeğimiz var. Abi ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim her zaman. Sağ ol. Eksik olma valla. İlerleyen testlerde de yine birlikte oluruz diye ümit ediyorum. İnşallah. Yeni testlerde, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim.